Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i alkışlarla otobüsümüzün üstüne davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Adına kurban olduklarım, adına kurban olduğum Mustafa Kemal Paşa. ...2018'de... bu meydanda konuştum. Bu iki belediyeye de, Mustafa Kemal Paşa'ya da, Büyükşehir'e de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yakışır dedik. O dönem çok küçük bir farkla kaybettik. Ama hep içinde yara. Bu isimde bir ilçe Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayacak da, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanında olmayacak da kimde olacak diye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Kemal Paşa'nın adı bundan sonra Mustafa Kemal Paşa olsun diye kasaba meclisinde karar çıkartıp bunu Ankara'ya yollayanlara Allah'tan rahmet, minnet duyuyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu kadar Atatürk sevgisinin olduğu yerde elbette ki sonuçlar böyle olmalıydı. Bakın Mustafa Kemal Paşa'nın meydanına Mustafa Kemal Paşa'nın resimleri, Mustafa Kemal Paşa'nın ay yıldızlı al bayrağı nasıl yakışmış, nasıl yakışmış. Bursa merkezden sonra en çok ilçesi olan 132, en çok mahallesi olan 132 mahallesi olan bir ilçe burası. Hizmet kolay değil. Çok 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 geniş bir coğrafya ve çok zor şartlarda çok büyük borçlarla devralınmış bir belediye. Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'na 150 milyon lira borç var. Şimdi Tayyip Bey çıkmış diyor ki ben bu SGK borçlarını belediyelere giden İller Bankası ödeneğinden keseceğim. Yani şunu söylüyor Tayyip Bey, AK Partili olsun, MHP'li olsun, CHP'li olsun, İYİ Partili olsun, hangi görüşten olursa olsun, Mustafa Kemal Paşa'yı, Mustafa Kemal Paşa da madem ki benim partim seçimi kazanamadı, hepsine ceza veriyorum diyor, parayı kesiyorum diyor. Şöyle yapıyor Tayyip Bey. Yuğlamayın ama sesimizi duyuralım. Tayyip Bey, sen diyorsun ki yemeği bizim AK Partililer yedi, hesabı şimdi siz ödeyeceksiniz. Hem bu dönemi ödeyeceksiniz, hem geçmişi temizleyeceksiniz. Bu sayede umudu şu, hizmet aksayacak, vatandaş CHP'ye oy verdiğine pişman olacak ve genel seçimlerde CHP'yi iktidar yapmayacak. Bak, cevap veriyorum. Çok beklersin, çok beklersin, çok beklersin. Parayı yollamayayım, çöpleri toplayamasınlar. Parayı yollamayayım, hizmet yapamasınlar. Bak biz buraya mazeret üretmeye gelmedik. İcap ederse hepimiz çıkarız. Çöpleri elimizle toplarız. Ama yine de başkanımızın yüzünü öne eğdirmeyiz. Mustafa Kemal Paşa'yı mağdur etmeyiz. Tabii ki
Mustafa Kemal Paşa deyince, Karaca Bey deyince en önemli mesele tarım. Geçmişte bu ülkenin ilk cumhurbaşkanı köylü milletin efendisi diyordu. Ama şimdi o efendiler çok zor durumdalar. 22 yıl öncesine göre 500 bin çiftçi kayıp, geldiklerinde olandan 500 bin az çiftçi var. 22 yıl öncesine göre Hollanda kadar toprak kayıp, ekilen dikilen alan Hollanda kadar azaldı. Oysaki nüfus artıyor. Dünyadaki gıda ihtiyacı özellikle iyi tarım uygulamalarıyla üretilmiş gıda ihtiyacı artıyor. Kendi kendine yeten bu ülke, dünyayı doyurabilecek olan bu ülke, çiftçisi dünyanın en mutlu çiftçisi olabilecek bu ülke, birileri ithalatçıya para kazandırsın diye, birileri yurt dışında araziler kiralayıp orada çalışmasını yapsın diye bu çiftçiyi mağdur ettiler, yalnız bıraktılar. Maalesef Karaca Bey Ovası'nda, Mustafa Kemal Paşa Ovası'nda en önemli geçimlerden biri domates. 2 liraya düşünce üzülmüştük. Bugün 1 lira 75 kuruşa domates alıyorlar. Ve bostan, kavun, karpuz dolu. 2 liraya karpuz, 4 liraya kavun. Alan yok, alan yok. Ama buradan bir müjde vereceğim. Hep söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler üzerinden bütün sorunları çözemez ama yaraya merhem olur. İşte şimdi kavun ve karpuz üreticilerine sesleniyorum. Hiç korkmayın. Ben biraz önce konuştuk. Sözü aldık. Tarlada bir tek kavun, bir tek karpuz bırakmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız hepsini alıyor. Hepsini alıyoruz. Kavunu, karpuzu alacağız. Hem kavun, karpuz üreticisini mağdur halde bırakmayacağız. Hem de bu sıcak yaz gününde marketlerde, manavlarda kavuna, karpuza ulaşamayan yoksulların, çok çocuklu ailelerin bu mağduriyetini gidereceğiz. Ve teşekkür ediyoruz Mustafa Bozbey'e, teşekkür ediyoruz bu halkçı belediye başkanımıza. Diyorlar ki, bak bu güzel, seçimden önce hep bağırılıyordu, hep yazılıyordu, yaparsa Bozbey yapar diye. Ne oldu şimdi? Kavunu, karpuzu tarlada bıraktınız, bostanı Bozbey kaldırıyor. Yaparsa? Yaparsa? İşte böyle. Oyu veriyorsunuz, yüzünüze dönüyor, sırtını dönmüyorlar. Oyu veriyorsunuz, bütün engellere rağmen sizin için çalışıyorlar. Hiç korkmayın, hiç üzülmeyin. Ne yaparlarsa yapsınlar. Tayyip Bey kendisi 28 Şubat'ta 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimlerinden çok çektiğini, kendisine sürekli darbe girişimleri olduğunu söylüyor. Hatta olmadık şeylerden darbe çıkarıyor. Açık söyleyeyim, 15 Temmuz gecesi kapalı meclisi açalım diyen, açılınca grubunu alıp giden, konuşmayı yapan, o darbeye dimdik duran birisi olarak söylüyorum. O bir askeri darbeydi. Çünkü darbe demek halkın, milletin iradesini hiçe saymak, ona yönettirmemek, silah zoruyla kendi yönetmek istemek demek. Bu silahlı darbe. Yapan asker olursa adı askeri darbe. Ama hatırlayalım,
2019 yılında 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazandı. Mazbatayı verdiler. Sonra gidip seçimi iptal ettiler. Dediler ki CHP'ye bir Osmanlı tokatı vuracağız Haziran ayında. Millet bu yargı hukuk darbesini gördü. YSK'nın bu kararının hukukla, vicdanla bağdaşmadığını gördü. Sandığa gitti ve o tarihte AK Parti'nin adayını sandığa gömdü. 13.600 olan fark 806.000'e çıktı. Ne oldu? Ne oldu? Olan şudur. O gün nasıl millet askeri darbede siyasetçilerin arkasında durduysa, o gün İmamoğlu'na karşı yapılan yargı darbesinde de seçtiğinin arkasında durdu. Şimdi kim veriyor bu akılları bilmiyorum. Ancak Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum. Bu bir mali darbe girişimidir. Milletin seçtiklerine hizmet edemez noktaya getirmek. Geçmişten gelen borçları faiziyle tahsilata koymak, onlara hizmet ettirmemek, milleti yönetilmeyen bir belediyeye mahkum etmeye çalışmak mali bir darbe girişimidir. Tüm darbeler darbecilerin pişman olmasıyla, gözden düşmesiyle, itibar kaybetmesiyle sonlanır. Er ya da geç. Onun için buradan uyarıyorum. Bu milletin seçtiklerine darbe yapmaya kalkma. Bu milletin seçtiklerine millet sahip çıkacak. Millet sahip çıkacak. Ve şunu söyleyelim. Çiftçilerin çok önemli sorunları var. Başta mazot. ÖTV'siz, KDV'siz mazotu kendi çocuklarının gemilerine koyduranlar traktörleri mağdur ediyorlar. Bunun çok hızlı şekilde çözülmesi lazım. Kendi çıkardıkları kanuna göre %1 destekleme verilmesi gerekirken köylüyü bu desteklemeden mahrum edip 1/5'ini bile vermiyorlar. Oysa ki bu sene %1'lik destekleme verilecek olsa 410 milyar lira çiftçinin alacağı destekleme var. Geçen sene 178 milyardı. Bu sene 410 milyar ama ödenen para 68 milyar. Yani milletin efendisini perişan eden bu iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Bu yaptığınız iş iş değildir. Bu insanları aç bırakınca bu insanlar tarımı bırakıyorlar. Şu anda Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 58. Normalde bunun 35 olması lazım. Yani gençler tarımla uğraşmıyor, para kazanamıyor, şehre gidiyor, şehirde iş alıyor, bulursa bir fabrikaya giriyor, bulamazsa işsiz geziyor ama tarımla ilgilenmiyor. Her 4 genç çiftçiden 3'ü gelecek sene bu işle uğraşmayacağım, başka bir iş bulacağım diyor. Bu işin sonucu ele güne muhtaç olacağız. Bu verimli toprakları eken diken halden başkasının insafına kalmış, başkasına el açan, avuç açan noktada kalacağız. Zamanı gelince Türkiye'nin bizden başka dostu yok diyorsunuz. O zor günler gelince bize gıda ambargoları konursa o zaman bu milleti açlıktan kırarsınız. Yüksek gıda fiyatlarının sebebi de kötü tarım politikalarınızdır. Bunun için buradan iktidara uyarıyorum. Ya bu çiftçilere sahip çıkın
ya da artık bu işi bırakın. Geçen gün diyor ki Özgür Bey elbette söyler, emekliye 12.500 lira verdim, 33 milyar maliyeti var. Özgür Bey'in sırtında küfe yok demiş. Ya doğru, küfe bende değil, küfe sende. Sen çıktın, sorunları ben çözerim dedin. Sen dedin enflasyonu düşüreceğim, faizleri düşüreceğim, dövizi düşüreceğim, işsizliği bitireceğim dedin. Bunun için oy aldın. Geldiğinden beri faizler çıkıyor, enflasyon çıkıyor, hayat ateş pahası, herkes perişan. Şimdi diyor ki 33 milyar verdim emekliye. Eğer 33 milyar, yani en düşük emekli maaşı 12.500 değil, benim dediğim gibi asgari ücret olsaydı, 17 bin lira olsaydı, cebinden çıkacak para 100 milyar olacaktı. Peki para yok diyor. Geçen sene sadece 43 şirketin sildiği vergi borçlarının toplamı 660 milyar. Yani emekliye 100 milyar bulamayan 30 milyar verip 12.500 liraya mahkum eden Recep Tayyip Erdoğan geçen sene yandaş müteahhite, geçen sene zenginlere, beşli çetelere 660 milyarı bulmuş. Oradan 660 milyarı alsaydı bugün emekli maaşı en düşük 17.500 lira olabilirdi. Bugün alınan emekli maaşlarının üstüne herkes 7.500 lira koyabilirdi. Yetmez. Asgari ücret 25 bin lira yapılabilirdi. Yetmez. Çay taban fiyatı 17 lira değil 25 lira. Buğday taban fiyatı 9 lira 20 kuruş değil 15 lira. Yarın fındıktaki taban fiyat Ziraat Odaları'nın hesapladığı, bekledikleri fiyat olabilirdi. 2 liralık domates 7 liradan alıcı bulabilirdi. Kavun karpuz tarlada kalmayabilirdi. Ancak o parayı maalesef zenginlere buluyor. Emekçiye, çiftçiye ve esnafa bulmuyor. Buradan bir kez daha uyarıyorum. Ey Recep Tayyip Erdoğan, emekliye bakarsan, emekçiye bakarsan, çiftçiye bakarsan geçim olur. Geçim olmazsa eninde sonunda seçim olur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak nerede bir mağdur varsa yanındayız. Ben her gittiğim meydana koşup geliyorlar. Ben de onlara desteğimi açıklıyorum. Aramızda staj ve çıraklık mağdurları var. 13 yaşından beri çalışıyorum diyor. 1986'dan beri çalışıyorum diyor. Hakkım yendi diyor. Hakkınızı hep birlikte alacağız. Bir gün geç sigortalı olup da 17 yıl çalışmak zorunda olanlar var. Emin olun ki bu haksızlığa son vereceğiz. Hakkınızı hep birlikte alacağız. TOKİ mağdurları var. Alırkenki şartlar çok değişti. Borçlar ödenemiyor. Ciddi sıkıntılar çekiliyor. Önümüzdeki haftalarda mecliste bir kez daha TOKİ mağdurlarının mağduriyetini dile getireceğiz. Kanun teklifini vereceğiz. Araştırma önergesini vereceğiz. Hiç kimseyi bir başına bırakmayacağız. Ama anlaşılıyor ki biz ne kadar söylesek de Tayyip Bey yapmıyor. Çünkü gariban sevmiyor, zengin seviyor. Mağdur sevmiyor, mağrur seviyor. Onun için
artık ondan istemeyi bırakıyoruz. O küfe yok diyor ya, biz onun sırtındaki küfeyi istiyoruz. Emekliyi taşıyamıyorsan çıkar küfeyi. Emekçiyi taşıyamıyorsan çıkar küfeyi. Çiftçiye sahip çıkamıyorsan çıkar küfeyi. Biz onları sırtlamaya, omuzlarına omuz vermeye, onları da sahip çıkmaya hazırız. Bırak, biz yöneteceğiz. TOKİ mağdurlarını biz ev sahibi yapacağız. Staj mağdurlarını biz emekli yapacağız. Kademe mağdurlarını biz emekli yapacağız. Nerede bir mağdur varsa, ne bekliyorsa artık bu iktidardan beklemesin. Halkın iktidarı geliyor. Destek verin, bu düzeni değiştirelim. Şükrü Erdem Başkanıma bugüne kadar bu memlekete bakan olarak hizmet etti. Şimdi Allah nasip etti, belediye başkanı olarak hizmet ediyor, edecek. Mustafa Kemal Paşa ona emanettir. Ay, sizler ona emanetsiniz. Ama o da sizlere emanet. Mustafa Kemal Paşa'nın güzel insanları, geçmişte hangi partiye oy vermiş olursanız olun, hiç fark etmez. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığı orada. Orası bizim gözümüzde bir baba evidir. Hepimiz baba evine doğarız. Sonra kimi büyüğünü ister gider, kimi küçüğünden yetinir. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki eğer bir gün başım sıkışırsa baba evinde yerim hazırdır. Baba evinin çorbası kaynamaktadır. Bacası tütmektedir. Bugün mağdur, mazlum ve pişman AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş, unutulmuş emeklilere, yoksullara, orta direğe, ezilmiş orta direğe, esnaflara, çiftçilere sesleniyorum. Siz artık baba evine dönebilirsiniz. Siz adı Mustafa Kemal Paşa olan bu güzelim ilçede baba evine davetlisiniz. Baba evine gelene neden geldin demeyiz. Çünkü tapusu bizim değildir. Tapusu ne bende var, ne Kemal Bey'de vardı. Ne Ecevit'te vardı, ne İsmet Paşa'daydı. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ü sevenler, Atatürk'ü seven MHP'liler, Atatürk'ü seven AK Partililer, sizinle Türkiye İttifakı'nda buluşma zamanı gelmiştir. Bizde öteki yok, bizde şeytanlaştırma yok, bizde hedef gösterme yok, bizde sırt dönme yok, bizde sahip çıkmak var, kardeşlik var, dayanışma var. Bakın bir sürü parti var, kapanıp yok olup gidiyor. Ama bu parti, bu Ulu Çınar, bu koca baba evinin bacası 104 yıldır tütüyor. Herkes gider, biz kalırız. Herkes satar, biz sahip çıkarız. Onlar vazgeçer, biz vazgeçmeyiz. Çünkü biz sizin dedelerinizle birlikte bu ülke kurtarılsın diye Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da dedeleri koyun koyuna yatanlarız. Biz biriz Mustafa Kemal Paşa. Biz hep birlikteyiz. Birlikte olacağız. Yoksulluğu bitireceğiz.
birlikte olacağız. İşsizliği bitireceğiz. Gözyaşını bitireceğiz. Emek sömürüsünü bitireceğiz. Eşit, güzel bir ülke inşa edeceğiz. Hepinize güveniyorum. Hepinize inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Adına kurban olduğum Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa'ya sahip çık. Ülkene sahip çık. Şehrine sahip çık. Başkanına sahip çık. Başkanlara sahip çık. Çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız, Türkiye İttifakı'nın lideri, Genel Başkanımız Özgür Özel. Evet, coşkuyla alkışlıyoruz bu güzel forma takdimi için. Mustafa Kemal Paşa. Evet, 16 numara Özgür Özel Genel Başkanımıza takdim edilen bu güzel forma için çok teşekkür ediyoruz. Ve sizleri hep birlikte coşkuyla, umutla selamlıyor Genel Başkanımız Özgür Özel. Daha güzel, daha aydınlık yarınlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.